Tedavi gören hastalarını müzikle hayata bağladı. O kadar başarılı oldu ki sonunda solodan koroya geçme kararı aldı. Şimdi hastalarıyla birlikte rock konseri vermeye hazırlanıyor. Müzik beni hayata tutundurdu. Kemoterapi, radyoterapi, korkunç kelimeler benim için. Sevgi ve müzik çok önemli. Kanseri müziğin yardımıyla yenince koro kurmaya karar verdiler. Kimi 16 yıldır, kimi 12 yıldır, kimisi de 8 yıldır meme kanseriyle mücadele ediyor. Yaşları 79'da 42 arasında değişen bu kadınlar aslında birer kahraman. Çünkü hayatlarını kabusa çeviren kanserden müziğin iyileştirici gücüyle kurtulmayı başardılar. Şarkı söyleyebildiğimiz kadarıyla söylüyoruz. Çok keyifli geçiyor. Kötü şeyleri düşünmüyorsun. Beynimiz tamamen boşalıyor. Özellikle müzik çalıyoruz ki kişilerin kemoterapi ya da radyoterapi esnasındaki o anksiyeteleri, o korkuları giderilsin diye, onlar rahatlasınlar diye. Her birinin ayrı bir hikayesi var. Ben de ameliyat oldum ve tamamen göğsümün biri alındı, lenf bezlerime kadar. Tabii ki insan hayata bağlanmak için bir şeyler arıyor. Ve hayata bağlanmamın en büyük şeyi de müzik, bana çok destek oldu. Onkolog Tayfun Ancılar müziğin iyileştirici gücünü fark edince hedefi büyüttü. Hastalığı atlatarak ikinci baharlarını yaşamaya başlayan kadınlar kendilerini tedavi eden doktorun öncülüğünde bir koro oluşturdular. İkinci bahar, ikinci yaşam dediler ve oluşturdukları yaşam korusuyla şimdi sahnede müzikle hikayelerini haykırmayı bekliyorlar. Tabii bizden herkes bir sanat müziği konseri bekliyordu. Biz dedik ki yok, o çok sıradan olur. Biz rock söyleyeceğiz dedik. İlk konserlerini 3 Nisan'da Beşiktaş'ta verecekler.